Selam arkadaşlar. 16 Şubat Perşembe gününden herkese merhaba. Günün de sonuna yaklaşmak üzereyiz. Yani gündüz kısmının saat 4'e falan geliyor. Anca açılış yapıyorum ama bir şeyler çektim. Ama bundan sonraki kısma ekleyeceğim. Dün şey demiştim, yarın dışarıya çıkacağım, orada çekerim. Olmadı. Çünkü biraz önce gördüğünüz gibi karlı bir Trabzon gününe uyandık. Yani aslında göstermişti hava durumunda ama daha önceden de göstermişliği oldu. Ve çok kısa sürüyordu normalde. Bu sefer yerler biraz daha buz kar olmuş ve yürüyebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden evde kalmayı tercih ettim. Ben de dedim ki bunun kapaklarını ne zamandır hazırlamak istiyordum. Onu yapayım. Biraz önce hazırladım. İç kapaklarını dekore ettim. Şimdi onu izleyebilirsiniz. Sonrasında tekrar bakarız.
Evet, sizi çok baymasını istediğim için kısa kısa, elimden geldiğince kısaltmaya çalışarak bu kısmı eklemiştim. Bundan sonra o kısım üstüne de ses kaydı açıkçası yapmak istemedim. Böyle müzikle daha güzel olacağını düşündüm. Çünkü şimdi sizinle birlikte şöyle bir tekrar turlayalım, bakalım konuşacaklarımız varsa konuşalım istiyorum. Bununla ilgili ekstra bir video yapacağım, ayrı bir video. Çünkü içindeki iki refili, daha doğrusu içindeki iki refilin Ocak ayı güncellemesini yapmam gerekiyor. Orada daha detaylı olarak bakarız buna, ama şöyle kapakları yaptık, birlikte de bakalım istedim. Bu kısımda böyle şeyler var.
bana. Görünce beni mutlu edecek şeyler. Bu böyle çok güzel oldu bence. Bu Niloş'un refili. Onunla ilgili olan kısım. Dediğim o diğer videoda bunu göstereceğim zaten, içini yapacağız, anlayacaksınız. Bence güzel oldu. Kırmızı ve kahverenginin uyumları ve hepsinde böyle bir kahve tonları olması güzel oldu. Karar vermek biraz zor oluyor, aynı şeyleri seçmek, yani uyumlu şeyleri bulabilmek bazen zor olabiliyor ama oldu bence. Onun refilini böyle çok böyle şeyle, vintage'lı bilmem neli yapmak istemedim. Biraz daha böyle tatlış olsun istedim. O yüzden tilkiydi sanırım bu. Fotoğraf çeken bu. Tilkiyi koydum. Şuraya da Polaroid fotoğraf olsun diye bu sticker'ı koydum. Travelers'ın kendi stickerlarını da illaki bir yerde kullanmak istiyorum ben, o atmosferden çıkmasın diye. O yüzden böyle yaptım. Buraya da onun ismini koydum. Daha doğrusu damgayla yazdım. Sonrasında iç kısmı da böyle yine Niloş'umun tatlışlığını temsil edecek bir şeyler hazırladım. Buraya da bu refilin başlangıç tarihini yazdım. Bittikten sonra da bitiş tarihini yazarız ama zaten bir yıllık olacak. Bu arada bu aylık tarihli 2023'e 2023 için olan aylık refili. İçini güncellerken göreceksiniz zaten. Bunu da böyle yeşilli kırmızılı yaptım ve bence çok güzel oldu. Buraya başta başka bir tane seçmiştim ama bunlar birbirini çok tamamladı. Sevdim. Bu da benim notlarım falan yazdığım bir refil aslında. Yani normalde çok uğraşılacak bir şey değil de ben böyle yaparken de mutlu ediyor. Sonrasında her açtığımda da mutlu ettiği için yapmaya çalışıyorum vakit buldukça. Bu da yine Travelers'ın refillerinin içinden çıkan bir tane kitapçık gibi bir şeydi. Ondan bu kısmı şey yaptım, kestim. Çünkü kitap, not defteri falan, o tarz temalar bizi anlatıyor. Buraya da yine kendi stickerlarından bir tane yapıştırdım. Bunu daha önceden başka bir yere yapıştırıp sökmüştüm. Daha doğrusu bir refili hazırlarken kullanmıştım. Sonra onu beğenmeyince sökmüştüm. O yüzden biraz böyle arkasını tekrar yapışkan sürüp falan öyle yaptım. Buraya da yine aynı şekilde başlangıç tarihimi yazdım ve bitince de bitiş tarihini yazarız. Biraz önce de gösterdim zaten. Bunun içi böyle karambole kullandığım notlardan oluşuyor. Bazen ihtiyacım olacağı için böyle aylık görünümler falan çiziyorum, bir şeyler yapıyorum. Bu kısmı yaparken diğerinin arkasını bir boş görünce, bu ref şeyde sticker'da boşta kalınca onu da buraya yapıştırdım. O da öyle güzel oldu. Bu da benim çok içime sindi. Bu fotoğrafı Unsplash'tan indirdim. Stok, ücretsiz stok fotoğraf indirebileceğiniz bir site. Gördüğünüz gibi zaten onu da makinayla bastım, çıkarttım. Bunların da renkleri biraz bulmam, şey yapmam, seçmem zor olsa da renkleri sonunda birbiriyle uyumlu oldu. Fotoğraf falan da bence gayet güzel ve tam olarak beni ve bu refilin kullanım amacını anlatıyor. Özellikle şurada kız fotoğraf çekiyor falan. Kahve yani sürekli içtiğim için tam olarak beni anlatıyor. Burada da yine Travelers'ın şu biraz önceki kitapçıktaki görselinin sticker hali var. Onu da buraya koydum. Buraya tarih basmayı unutmuşum. Onu da sonra eklerim. Buraya sadece bir tane böyle bir şey koydum. Ona çok özenmedim. Çünkü bu sürekli değişecek bir şey. Programla ilgili falan bazı notlarımı aldığım yer burası. Bunu da zaten biliyorsunuz. Buraya da kalem takarken çok zorlanıyordum. O yüzden Kaveco'nun klipsini çıkarttım. Bu şekilde takmak daha kolay olacak gibi hissediyorum. Bir türlü oraya uygun bir şey bulamadım. Evet. Böyle oldu. Güzel oldu bence. Ben seviyorum. Bayağı da şişko oldu ama güzel. Ve bunlarla uğraşmak güzel oluyor. İçinde farklı farklı refiller var, cepler var. Böyle her yerden bir şey çıkıyormuş gibi ya. O şeyi güzel bence bu Travelers'ların. Evet. Böyleydi.
Bugün bunu yapmış olalım. Yarın yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.